Evet, gün ortasından hepinize selamlar olsun. Ben birazcık minikleri dışarı çıkarttım hava alsınlar diye. İçeride daralıyorlar çocuklar, normal. Çıkarttım biraz hava alsınlar dedim. Biliyorsunuz sabah sizle beraber buzluk için yeşil fasulye yaptım. O ayrı bir videoda gelecek, bu ayrı bir video olacak. Öyle. Efendim. Yavaş annem, yavaş 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 yavaş. Yavaş. Akşam yemeğine sebzeli tavuklu bir yemek düşünüyorum. Silex'te yapmayı düşünüyorum. Onun için iki tarifin bir videoda olması çok uzun olacak ve izlenmeyecek düşüncesiyle iki ayrı video yaptım. Efendim anneciğim. Bekliyorum kızım ama yavaş. Hadi. Evet sen önden git. Yavaş yavaş git. Ben arkadan geleyim. Evet dediğim gibi iki tarif bir videoda uzun olacağını düşündüm ve izlenmeyecek düşüncesiyle iki ayrı video yapacağım. Evet şimdi böyle çocuklar biraz yürüyeceğiz, yürüyüş yapacağız. Daha sonra eve geçeceğiz. Eşimin gelmesine bir saat kala. Kızım arabaların geçtiği yere değil, kaldırımın üstünde. Hadi kızım. Aferin sana. Eşimin gelmesine bir saat kala yemeğimi yapacağım. Sizlerle beraber yapacağız. Oğlanlar huysuz, hele büyüğü çok huysuz durmuyor. Şimdi böyle devam ediyoruz bakalım. Sonra görüşürüz. Evet, hepinize selamlar olsun. Mutfağımdan sizle beraber Silex'te sebzeli tavuk yapacağız. Sebzelerimde ne var? Patlıcan, biber, patates, soğan ve sarımsağım var. Siz evde ne buluyorsanız yapabilirsiniz veya zevkinize göre canınız ne çekiyorsa onu yapabilirsiniz. Sebze olarak mantar koyabilirsiniz, havuç koyabilirsiniz, domates, her istediğiniz yani istediğinizi koyabilirsiniz. Ben sadece bunlarla yapmak istedim. Şimdi biberlerimi doğrayarak başlıyorum. Bismillah. Şöyle bunlar önceden kalan biberlerim. Bunları da kullanalım. Şöyle. Hepsini iri iri doğrayacağım. Şöyle patatesleri ikiye böleceğim. Yeterli olacaktır. Bezelye de kullanabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Şöyle. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Damak zevkinize göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben böyle tuz. Toz kırmızı biberim var. Sonra 7 tuz baharatım var. Şimdi üzerine yağ bırakıp karıştıracağım. Evet üzerine yağını ilave edip geldim. İncini böyle harmanlayacağım. Karıştırıyorum böyle çok güzel. Şöyle yeterli olacak. Elimi temizleyip geliyorum. Şöyle silek tavamın en altına sebzelerimi döşüyorum. Şöyle burada tavuğum var. İyicene yıkadım, temizledim. Görüyorsunuz ikiye ayırdım. Şu köşeye bırakıp sosunu hazırlayacağım. Evet tavuğumun sosu için bir yemek kaşığı salçam var. Bir yemek kaşığı yoğurt var, yoğurdum var. Sonra sıvı yağım. Şimdi
Baharatlarını ilave edeceğim. Hafif tuz. Kızım da içeriden yanıma geldi. Sesi tekrar geliyor. Şöyle kırmızı toz biberim var. Sonra etin yumuşak olması için hafif kekik. Azıcık karabiber. Kızım tekrar ediyor. İnşallah sesim de geliyordur. Sonra vazgeçilmesi 7 türlü baharatı. Şimdi böyle iyice karıştıracağım sosunu. Sosum iyice karıştırdım. Temizlediğim, güzelce yıkadığım tavuğumu sosun içine aldım ve sosluyorum. Bütün tavuğumu ikiye ayırdım. Diğer parçayı da alıp soslayayım. Onu da bırakacağım. Evet. Sosladım tavuğumu da böyle. Sileksimi alıyorum. Son seviyeye aldım. Son seviyeye aldım. Sirek ısındıktan sonra ayarını düşüreceğim. Orta ayarda pişirmeye bırakacağım. Hadi şimdilik benden bu kadar olsun. Sonra görüşürüz. Evet, benim yemeğim pişti. Bismillah. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Göstereyim amaçlı işte böyle. Patatesleri falan. Görüyorsunuz. Bütün bir halde ama çok güzel böyle bastırdığınızda dağılıyor. Görüyorsunuz. Patlıcanlar, biberler, soğanlar hepsi aynı. Görüyorsunuz aynı şekil böyle. Çok güzel pişmiş. Tavuğu da çıkartıp göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz nar gibi kızarmış. Bismillah. Evet tekrar alıyorum. Çünkü eşimin gelmesine yarım saat var. Böyle soğur. O yüzden ağzını kapatıyoruz. Köşeye bırakıyoruz. Şöyle salatam var. Böyle de tane tane olmuş pilavım var. Görüyorsunuz böyle tane tane. Orada göstereyim. Şöyle tane tane olmuş pilavım da hazır. Bugünlük benden bu kadar olsun. Vlogum fazla uzun olmasın diyorum. Eşim yiyecek, yemek yiyeceğiz, dışarı çıkacağız. Yine aynı işte çocuklar baraja götüreceğim. Rutin. O yüzden çekmek istemiyorum. Bu kadar yeterli olacak. Allah'a emanet olun. Başka vlog ve videolarda görüşmek ümidiyle inşallah. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.